Hocam çok ileriyi gören ve öngörüleri her zaman çıkan bir insandı. Cenab-ı Hak rahmetini bol eylesin. Ben hocamla tanıştığımda memuriyette 6. yılımdı. Orada biz tabii ki ondan sonraki hocamla tanıştıktan sonraki hayatımızın şekli onun bize tavsiyeleriyle şekillendi. Tavsiye etmiş olduğu şeylerden mesela bir tanesi şuydu: evladım, hepinizin ehliyeti mutlaka olsun, hepinizin diploması olsun. Ve ben ondan sonraki hem kursa gidip ehliyet aldım, hem de ondan sonra tekrar işte işletme fakültesini bitirdik elhamdülillah. Ve bunların daha sonraki hayatımda çok büyük de faydasını gördüm. Mesela şunu söyleyebilirim. Hocamın o gençler hitabesi vardı. Orada hakkınız olan hiçbir şeyi istemeyin. Hakkınıza da sahip çıkın. Zira eğer hakkınıza sahip çıkmazsanız hakkınızla birlikte hakkınıza en büyük haksızlığı yapmış olursunuz. O beni çok etkiledi. Muhterem hocamın bütün yapmış olduğu, yani Samsun'da yapmış olduğu konferanslar olsun, seminerler olsun, onlar da hep yanında olduk. Hayatımızı ona göre tanzim ettik. Elhamdülillah bugünlere gelinceye kadar hep onun tavsiyeleri. Çünkü birebir kendi hayatımda da bana yapmış olduğu tavsiyelerin de neticelerini gördüm. Millet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olacak olanlara göre yapmış olduğu tavsiyelerin de neticelerini gördük. Ama bir yıl sonra gördük, ama 10 yıl sonra gördük. Şimdi de inanıyorum ki aynı şeyi yine göreceğiz. Görmeye de devam edecek. Bir şey de şu oldu. Ben bir vesileyle 2005 yılında İstanbul'daydım. İstanbul'da işte Milli Ekonomi Kongresi olacağının haberini aldım, duydum. Yerini şeyle beraber elhamdülillah o ilk yapılan konferansta 2 gün Cevahir Otel'de çok daha şeyler öğrendik. İşletme fakültesini bitirmiş olduğumuz için de tabii ki milli ekonomi modelindeki anlatılanları biraz daha, yani normal bazen soruyorlar da diyorum ki ben bakalım Mehmet amcadan az biraz daha fazla işte şeyleri değerlendirme yaparız. İşte ilk o söylemiş olduğu şey ki ben bunu çalışırken bazen hani banka memurlarını salıyorlar kredi kartı şu bu falan vermeye. O zaman da gelen arkadaşlara soruyordum. Diyorum arkadaş, kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız mı? Evet diyorlar. Dedim yanlış. Tabii bakıyor adam. Dedim ne bitti bu zamana kadar? Şaşırıyorlardı. Mesela diyordum, kredi kartı veriyorsunuz. Peki bu kredi kartının ekonomideki anlamı nedir? İşte anlatmaya çalışıyor şeyle beraber. Ya kardeşim diyorum, siz anlatmaya çalışıyorsunuz ama o öyle değil. Ne olduğunu siz de biliyorsunuz ama o sizin okuduğunuz kitaplardan ben de okudum. Ama hepsini bu milli ekonomi modelinden sonra kalktım, şeye attık. Fikirlere çok önem veriyordu. En son Trabzon'da yanına gitti, ziyaretine gittiğimizde arkadaşlarla birlikte sohbet ederken tarımla ilgili haliyle biz meslek itibariyle tarımın bir bölümünde olduğumuz için bir şey söylemişti. Ben de dedim hocam milletin şunu bilmesi lazım ki eğer siz
insanları iki nesli topraktan ayırdıktan sonra üçüncü nesle daha hiçbir şey oraya dönmez. Biraz daha böyle sohbet ettik. Dedi ki evladım sen bir şeyler hani bu konuda biliyorsun. Estağfurullah hocam dedim. Döndü bana dedi ki oğlum dedi tevazuya lüzum yok. Sen mesleğin icabı olsun veya şeyle beraber bu konuyu anlaşıldığı konuyu biliyorsun. Onun için bundan bizim istifade etmemiz lazım. Ki milli ekonomi modelinin ve sosyal devlet kitaplarının tam 8 kere Samsun'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Ankara'ya yanımda taşıdığımı imzalatmak için en sonunda Trabzon'da gece döneceğimiz zaman da kitapları elimde gördü. Evladım dedi galiba sen kitapları imzalatacaksın. Ve o kitapları da kendilerini imzalatmıştım. Bir de şöyle bir şey şimdi aklıma geldi. Ben çalışırken boş zamanlarımda İcmal dergisinin birinci belge birden itibaren birinci baş yazılarını bizim ofisin vermiş olduğu bir not defteri vardı. Ona yazdım. 70. sayıya kadar tüm makalelerini, baş yazılarını yazmıştım elimle. Bir gün Samsun'a geldikleri zaman da onu da kendilerine gösterdim. Aldı şeyini okudu. Hani malum Adem'deki tecelli olan kısmını ve arkasına imzasını attı. Tarihini de sen koy dedi. Ve yazdığı da şuydu şeye. Baki Hüdaya emanet olunuz. Ve dedi bunu Hacı Mustafa Hayri Öğüt Hazretleri'nin mektuplarında son yazmış olduğu cümleymiş. Onu da orada öğrenmiş olduk. İşte böyle Cenab-ı Hak bırakmış olduğu emanetlerine sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin diyorum.